Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Lenovo Legion 27 inç oyuncu monitörünün hem kutu açılımını hem de incelemesini yapacağız. Haydi hemen videomuza geçelim. Evet, bunun 2 hafta önce bir kutu açılım videosunu paylaşmıştım. Ürünü 2 haftada da kullanmıştım. Bugün tekrar sıfır bir ürün var ve tekrar bir kutu açılımı yapacağız. O ürünü Amazon'dan almıştım. Ürün ilginç bir şekilde hepsi burada da inanılmaz bir indirime girdi. Sürpriz bir indirim oldu. Çok kısa tuttular bu arada, 30-35 dakika. Hemen öbürünü iade ettim. Tekrar bir tane daha aynı monitörü aldım bu sefer. Hepsi buradan aldım. İkisinde de ufak eleştiri hem Amazon'a hem de hepsi buradaya. Direkt resmi satıcı bu arada. Birinde Amazon gönderdi, birinde hepsi burada. Herhangi bir pat vesaire yok. Sadece şurada bir kapalı bir bant var. Başka hiçbir şey yok. Bu biraz sakat bir konu ama bu şekilde geldi. Yapacak bir şey yok. Alırken tabii ki kontrol ettim. Bunda da aynı şekilde kutuda vesaire bir sıkıntı görmedim. Monitörden çok memnunum. Görüntü kalitesi HDR açtığınızda mükemmel bir görüntü kalitesi veriyor. Boyutu çok güzel. Pivot özelliği olsun. Öne, arkaya, sağ, sol hepsi yukarı aşağı mükemmel çalışıyor. İlk monitörde hiçbir sıkıntı yaşamamıştım. Ne ghosting çıkmıştı, ne ölü piksel çıkmıştı. Sadece C ekranda bayağı bir IPS paneli olduğu için ışık sızması çok vardı. Zaten geri vermeyi de düşünüyordum çünkü ışık sızması çoktu. Ama görüntü geldiğinde çok bir sıkıntı yoktu. Siyah dışında ışık sızması çok hissetmiyordum. Onun dışında 10 numara bir monitör. Umarım bunda da aynı sıkıntı yaşamam. Şimdi şöyle düz çevirip önce şuradan bir bandı var. Aynı şekilde şuradan direkt bir bandını, evet. Şimdi düz yapacağım bunu. İlkinde açtığım gibi hızlı bir şekilde açacağım. Çünkü zaten neyin çıktığını vesaire önceki videoda detaylı gösterdim. Yani yine garanti kullanım belgesi, yine bir adaptörümüz, kullanım kılavuzu, belge, değişen hiçbir şey yok. Yine bir tane DisplayPort kablomuz, bir tane de DisplayPort kablomuz, bir tane de USB çoklayıcı adaptörümüz var. Bu adaptör mükemmel bir şey. Cihazda inanılmaz fazla bir USB girişi, 4 tane USB girişi var. Bunun da ayrı bir soket yeri var. Onu takıyorsunuz. Normal USB girişini bilgisayarınıza takıyorsunuz. 4 tane fazla USB'niz oluyor. Bir tane güç kablomuz. Yine bir mini display çıkarmayacağım. HDMI kablosu çıkmıyor. Keşke HDMI kablosu da çıksa ama adamlar yapmamış tekrar. Monitörü şu an çıkardım. Şöyle direkt ayağını vesaire de hızlı bir şekilde açayım. Vidası var. Vidayı bu arada, bunda bayağı bir açıkmış vida. Kurulum oldukça basit olması gayet güzel. Bayağı bir sıkıyoruz. Oturdu. Sonra bunu şurada çat diye takıyoruz. Bu kadar. Ters mi taktım? Yok. Evet. Monitörün kurulumu bu kadar, görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde. Elim bir parmak izi yaptı bu arada az önce oraya. Dakikalar içerisinde monitörü kurmuş oldum. Hemen bir şöyle aşağı gitmesi vesaire de bir sıkıntı var mı?
Evet, bir sıkıntı yok. Şu köşe kısmına biraz elim değdi, orada bir parmak izi oldu. Kurulum bu kadar basit. Şimdi incelememize devam edelim. Evet arkadaşlar, videonun incelemesine başlıyoruz. Biraz kısa bir inceleme olacak. Kusura bakmayın öncelikle. Videonun başında demiş olduğum gibi ürünü Amazon'dan iade edip hepsi buradan almıştım ve başıma hiç gelmeyecek bir olay geldi. Şöyle kamerada gözükecek mi? Evet, şu an gözüküyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir adet ölü piksel çıktı. Şu an bunu size daha rahat göstereyim, hatta şuraya ölü piksel yazdığımda. Evet, bu cihazda şöyle bir sıkıntı var. IPS panelden olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Şöyle biraz daha kısayım hatta. Normal kameranın size gösterdiği şekil bu. Görmüş olduğunuz köşeler inanılmaz bir ışık sızması var. Bayağı her yerinde. Bu önceki monitörde de aynıydı. Bunda da yani iki tane aynı monitör geldi. İkisinde de bu ışık sızması var. Işık sızması bir şey açtığınızda gözükmediği için çok önemli değil ama şöyle size şuraya geldim mi? Evet, şu an netledi, görüyorsunuz. Bir adet ölü piksel tam cihazın ortasında, yani şöyle köşede bir yerde olsa çok göz ardı etmeyecektim ama bayağı büyük bir ölü piksel var maalesef. Bunu da iadeye göndereceğim. Bir de şöyle saçma bir şey var. Şimdi öbür cihazdaki şu, bu arada ölü piksel diğer renklerde gözükmüyor. Bakın beyazda, şöyle cihazı uzak tutayım. Bakın beyazda, kırmızıda, yeşilde, mavide, öbürlerinde siyah dışında renklerde bir sıkıntı yok. Ghosting'de de bir sıkıntı yok. Ghosting vesaire de yok cihazda. Cihazın şimdi size özelliklerini, mesela arkada bir tuş var. Bu tuşa bastığınızda şöyle menü geliyor. Menüyü görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz. Önceki Amazon'dan aldığımda da şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane tuş var. En baştaki tuşa bastığınızda bu portal açılıyor. En alttakine bastığınızda şöyle görmüş olduğunuz gibi ekran kapanıyor. Sonra basıyorsunuz, tekrar cihaz açılıyor. Bu şekilde açılıyor bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. İki tane daha tuş var. Öbüründe de bu tuşlar çalışmıyordu. Ben şimdi bunda mesela bastığımda ekran geliyor. Birinde bu game setting olan kısmı atıyor. Şimdi geri gittim. Öbüründe de HDMI portunun olduğu kısmı atıyor. Öbüründe de bu tuşlar çalışmıyordu. Bunda da bu tuşlar çalışıyor. Maalesef cihazda ölü piksel çıktı. İkisinde de bir kronik sıkıntı maalesef yaşadım. Şu an uzakta tuttuğumda bir sıkıntı gözükmüyor ama maalesef yaşadım. Şimdi size şu şeyleri göstereceğim. Ayarları göstereceğim. Oyun modu var. Oyun modunda burada ekranın görüntüsünün kalitesi vesaire de şu. Bunu uygulamadan da vesaire ayarlayabiliyorsunuz. MPRT'yi açabiliyorsunuz. Bunu açtığınızda ekran parlaklığı şu an burada yüksek gözüküyor ama inanılmaz bir, gerçekte şu an gördüğünüzde inanılmaz bir aynen düşüş. Şu an gördüğünüz bu şekilde bayağı bir düşüyor. Maalesef bu özellik milisaniye, 0.5'i milisaniye yapmak istiyorsanız böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. FreeSign Overlock, bunu açabiliyorsunuz. Bu özellik açılımda 30 dakika 180 Hz'de kalıyor. Bunu kapadığınızda 165 Hz'e düşüyor ekran. Şu an birazdan gelecek. Şuradan tekrar basayım. 165'e düştü. Ben HDMI kablosuyla 165 alabiliyorum. Bu arada 180 de alabiliyorum. İçinden DP kablosu da çıkıyor. Buradan hemen altından görmüş olduğunuz gibi parlaklık, kontrast ayarları vesaire yapabiliyorsunuz. HDR'ı kapadığınızda cihazın maalesef yine telefonda bayağı bir parlak gözüküyor ama bayağı bir düşüyor. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi bu düzeye düşüyor ama bunu auto yaptığınızda, HDR açtığınız an cihaz çok güzel bir kalite kazanıyor. O bakımdan HDR özelliğini aşırı beğendim. Burada Dark Boost gibi birçok özelliğini yapabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği bu arada maalesef cihazda yok. sRGB açabiliyorsunuz. Birçok ayar buradan yapılıyor. Hoparlörü gayet güzel. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Oyun oynarken mesela 27 inç benim gayet hoşuma gitti. Cihazdan çok memnundum ama ölü piksel çıktığı için bunu geri göndereceğim. Ve bu tuşunun da öbürünün bozuk olmasından dolayı farklı bir monitör almaya karar verdim. Görünüş olarak gerçekten güzel bir monitör. Ama şimdi cihazda eleştirilebilecek noktalardan biri size şuradan bir de. Mesela şu an ekran parlaklığı gerçekten düşük. Şu an kamerada çok belli olmuyor. Mesela şimdi açacağım onu, özelliklerinden HDR'ı. Şu an bayağı düştü. Çünkü MPRT çıkmış. MPRT'yi kapadık mı görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir fark var. Şimdi bu MPRT'yi kapadığımızda 4 milisaniye bir gecikme alıyorsunuz. 4 milisaniye aldıysanız bunun oyuncu monitörü olmasının
ne anlamı kalıyor gibi bir durum da var maalesef. Yani montörde biraz eksikler oldukça fazla aslında. Çok güzel bir montör. Bence fiyat olarak da gayet güzel montör ama sıkıntıları biraz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Buradan da çıkalım. Renkleri vesairesi de gösterdim. Ben renk oranını HDR açarak kullanma dışında beğenmedim. Ama HDR açtığınızda gayet güzel bir ekran almış oluyorsunuz. Şu an önündeki ekran HDR açık bir şekilde. Oyun oynarken vesaire çok memnun kaldığımı da söylemem gerekiyor. Ses yüksekliği de vardı. Hemen şuradan bir tane de. Demiş olduğum gibi biraz amatör bir inceleme oldu. Telifsiz müzik. Bir tane telifsiz müzik açalım. Şöyle sesi fullliyorum. Evet, ses şu an full'de. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bu arada. Evet, ses yüksekliğini ben beğendim bu arada. Biraz tiz bir ses geliyor ama 6 wattlık güzel bir hoparlör var. Yani film falan izlerken gayet memnun kaldığınızı bu arada söylemem gerekiyor. Ben maç falan izledim ilk 2 haftalık sürecimde. Gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Monitörü ben demiş olduğum gibi şu aşağı vesaire inmesi, yukarı çıkması bunlar gayet güzel çalışıyor. Pivot özelliği düz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Yani bir sağa sola dönmesi bu arada ayağının da gayet kaliteli olduğunu tek elle şu an denediğim için şu özelliği pek size gösteremiyorum ama sağa sola yukarı aşağı her yere monitör çevrilebiliyor. Bu da bu bakımdan gayet güzel. Demiş olduğum gibi öyle piksel çıktı. Yani çıkmasa iyiydi ama maalesef çıktı. Tırnak kadar bir ölü pikselim var cihazda. Başka bir monitöre geçeceğim artık. Asus mu alırım, LG mi alırım onu bilmiyorum veya başka bir marka. Ama bu kronik sıkıntılar biraz beni. Tuşun bir tane farklı monitörde. Aynı monitör farklı siteden alıyorum. Birinde tuş çalışmıyor. Burada alıyorum. Burada ölü piksel çıkıyor. İnanılmaz bir ışık sızması var. Büyük ihtimal bu IPS panel olduğu için olduğunu düşünüyorum. IPS panelim orada canlılığı gayet güzel. Ya artısı var, eksisi var. Biraz şans işi bildiğiniz gibi monitör. Bana böyle bir şey denk geldi. İki defa aynı monitörü aldım ama üçüncüyü maalesef farklı almaya karar verdim. Demiş olduğum gibi oyun vesaire oynarken çok memnun kaldığımı bu arada söylemem gerekiyor. Ama böyle sıkıntıları da maalesef. Bana ölü piksel çıktı diye size çıkacak diye bir şey yok. Öbüründe mesela çıkmadan onda da tuş çalışmıyordu. Ama demiş olduğum gibi 6000 liraya Asus vesaireler, MSI'ler, farklı monitörlerde bulabiliyorsunuz. Çok konuştum. Böyle bir değişik bir monitör incelemesi oldu. Gönül isterdi bunu daha güzel bir şekilde incelemek ama lütfen affınıza sığınarak böyle hızlı bir şekilde birazdan geri vereceğim için, kutusuna geri koyacağım için hızlı bir şekilde çekmiş oldum. Buradaki ölü pikselle şu an çok kamerada nedense ışık, evet şu kısımda parlıyor. Şu kısımdaki ölü pikselle videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.